Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in radiyallahu anna ve radiyallahu ankum. Rabbim böyle burada bizi buluşturduğu gibi cennetinde de buluşmayı nasip eylesin. Amin. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dizi dibinde, onun mübarek sesinden gül kokusunu duya duya feyz almayı bize nasip eylesin. Amin. Allah sizlerin de eksikliğini göstermesin. Amin. Siz varsanız biz varız yani. Siz yoksanız cami boş olsaydı ne yapayım geleyim ben buraya? Evde yatardım şimdi namazı kıldım. Yatar dinlenirdim. İbrahim aslında ben başka bir şey bahsedecektim. İbrahim Hoca şimdi beni fitili ateşledi. <laughs> Sümbül Efendi ilk programı mı abi bu? İlk mi? Evet, evet. İlk vaaz mı bu? B Benden önce pazar yok muydu? Pazar. Hafta, bu da son olacak şimdi bakalım. Bundan <laughs> sonra <laughs> İlk değilse de sonunu bulduk inşallah. Sen abi sen yaptın ortalığı. Allah İslam dinini takım tuttuğunuz gibi yaşayasınız diye değil. Peygamber Aleyhisselam da 23 yıllık sıkıntıyı sadece böyle dilimizde kalıp da boğazımıza kadar getirelim bu dini diye değil. İslam'ı kalbimize indirelim diye Allah bu dini indirdi. Efendimiz Aleyhisselam ve onun güzide ashabı ondan sonra gelen tabiini, tebe tabiini, müştehit imamları kim varsa ismini bile unuttuğumuz bu dine hizmet eden, bu dinin ayakta kalması için, yayılması için, yaşanması için, ikame edilmesi için, Kafirlerin bile İslam'la şereflenip adalete kavuşması için kim alın teri döktüyse öylesine cenazelerde duralım, sadece cenaze günleri Allah'ı hatırlayalım, nikah anında Allah'ın ayetini analım, dua edelim de sonra göbek göbeğe birbirimize girelim. Kadın erkek karışık, Allah'ın dinini çiğneyelim diye çekmediler bu sıkıntıyı. İslam dini bir hayat dinidir. İslam dini sosyal bir dindir. Ne demek sosyal? Tüm hayatı kapsayan, kuşatan, şamil olan, hepsini içine alan ta annenin karnından doğduğundan toprağa girene kadar hayata dair ne varsa yattığın, kalktığın, ihtiyaç için bak çok kaba söyleyeceğim bağışlayın tuvalete girmen, çıkman ne varsa her şeye karışan bir din bu. O yüzden İslam ve hayatın altında bana göre çok mana yatıyor. Hep söylüyorum, bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum. Dinde zorlama yoktur satınsına sakın inanmayın. Kafirler için zorlama yoktur. Bir adam Müslüman değilim ben diyorsa sorun yok. Biz karışmıyoruz ona. Bizim işimiz değil. Saygı da duymuyoruz ama karışmıyoruz da. Saygı duyacaksın diyor, saygı duyacaksın. <laughs> Münasebet ya. Saygı duymuyorum, susuyorum Müslüman olmadığı için. Efendim diyor, benim tercihlerim böyle. Ben İçki içerim, saygı duyacaksın. Ne münasebet ya? Allah'a isyan etmenin saygısı mı olur? Kumar oynayacak, zina yapacak, saygı duyacaksın. Bak işi nereden nereye getirdiler ben size söyleyeyim. Önce içki içeceksin, içki içene saygı. Bak günahları sıraladılar, sıraladılar. İş nereye geldi? Eş cinselliğe kadar geldi. Saygı duyacaksın diyor. Oraya da saygı duy. Başka ne çıkartacaklar başımıza artık bilmiyorum. Hiçbirine saygı duymuyorum. Sadece dua ediyorum. Ya Rabbi Müslümanları günahlardan kurtar. İçki içenleri, zina yapanları, kumar oynayanları ne varsa Müslümanları bağışla, affet. O musibetlerden, belalardan uzak tut. Ama uğraşıp uğraşıp da bu milletin gençliğini bozmak isteyenlerin, bizdenmiş gibi görünüp bizim içimizde yaşayanların, dostmuş gibip de gidip gibi gözüküp de önümüzü kesmeye çalışanları da Ya Rabbi kahru perişan eyle diyor. Herhalde ölene kadar sayfanda kapatılır zaten Sümbül Efendi. LGBT dedik ya. <laughs> Öyle oluyor zaten. Kardeşim diyorum ya bu sosyal medyanın kumanda masasında herhalde bunlardan bir adam var yani. Kendine laf söyletmiyor adam. 10 dakika sürüyor. Neyse ben konuya dönmeye çalışayım. Hususen beni sınırlayabilmek için, dizginleyebilmek için afişlere konu yazıyorlar. İbrahim hocam da çok kibar adam. Bildiğiniz gibi değil. Çok zarif bir adam. Hocam diyor bir konu yazmamızı arzu eder misiniz? Ben onu anlıyorum. Hani başımızı belaya sokma. Bir konu bildir. O konu uyarsa onu konuşalım yoksa bak iş açma başımıza. Ondan neydi konumuz bugün? Allah'ın rahmeti. İslam hayat dersen yakarız burayı sonra bak. Oradan değil. Allah'ın rahmetine girelim biz. Oradan çıkalım fatanaş çekmeden. Sümbül efendi vaazları bir ekol oldu. Yani İstanbul'daki tabii Türkiye'mizin her yerinde ben şehir şehir geziyorum. Allah bana nasip etti bunun için de Rabbime şükrediyorum. Ve şunu gördüm, gezerken gördüm yani. Ki geziyorum derdi ne de diyorum? Millet de beni böyle Beş yıldızlı otellerde günlerce tatil yapan bir adam zannediyor Gidiyorum günübirlik şehre Atıyorum buradan Maraş'a, Tokat'a, Aksaray'a neresi Otele giriyoruz İki saat bir vakit bulursak oranın Ulu Camii'sini görüyoruz Tabi orada Müslümanlarla tanışıyoruz Her yerde Allah'ın adamları var Çok fena bir şey Her yerde Allah'ın adamları var Hizmet ediyorlar Deli gibi gençler var, yaşlılar var İslam'a gönül vermiş müminler var İşte o yüzden Allah bu dünyayı başımıza geçirmiyor O iyilerin yüzü suyu hürmetine Memleketimizin her yeri çok güzel dehşet bir yer. Yani böyle memleketimiz hakikaten cennetten bir bahçe. E, hatta böyle Arap kardeşlerimiz gelip Trabzon'a ne o? Uzun göle gidince siz cennete çoktan gelmişsiniz diyorlarmış kendileri dağda bayırda. Memleketimizi çok seviyoruz bu yüzden. Her yerde bir hizmet var, her yerde bir program var. İstanbul içerisinde de programlar çok ama Sümbül Efendi öyle bir şey oldu ki ha şu arkamdakinden de sebep. Burası burası acayip bir zemin. Burayı gören zaten biliyorsun Bül Efendi olduğunu. Şu, bu altından değil ha. Gece gö söküp götürmeye çalışmasın biri de. Ekol oldu, çok güzel bir hizmet oldu Sümbül Efendi. Ya koskoca hoca İzmir'den geliyor Sümbül Efendi programı var diye. Başka nereye gitsem gelmiyor, Sümbül Efendi'ye geliyor. Allah daim ettirsin. Amin. Allah bu hizmetleri zahid eylesin. Kabul eylesin, karin eylesin. Bizim eksiklerimiz, günahlarımız sevbiyle almasın elimizden bu nimetleri. İhlasımızı arttırsın. Amin. Allah bizden memnun şu an. Ben inanıyorum buna. Buraya toplanmışız. Bugün pazar Hristiyanların tatili. Biz o tatili bırakıp gelmişiz buraya. Bize de tatil olduğu için söylüyoruz. O tatili bırakıp, uykuyumuzu bırakıp değil mi? Geldik buraya dinlemeye. Sokaklara taşmış insanlar. Mahalleler kitlenmiş. Dileyelim ki Rabbim bu hizmetten hep beraber bizden razı olsun. Amin. Rahmetiyle bizi kuşatsın. Yüce Rabbimiz öyle bir Allah ki celle celaluhu öyle bir Allah ki bir annenin evladına olan merhametinden kullarına daha da merhametli. Bir annenin evladına olan merhametinden daha da merhametli. Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz bir hadise var. Bir kadın o kadının köle olduğunu söylüyorlar. Çocuğunu kaybetmiş, yana yıkılı arıyor her yerde. Çocuğum nerede? Çocuğum nerede? Çocuğum nerede? Bakıyor bulmuş çocuğunu bağrına basıyor. Bağrına basınca Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ya bu kadın diyor ey ashabım çocuğunu ateşe atar mı diyor ya. Atmaz ya allah baksana haline kadının. İşte diyor Allah bu kadının evladına olan merhametinden daha da merhametli bize. E peki cehennem de var rahmetlik mürşidim olan hocama bunu işte sordular da bir gün ben de oradayken. E diyor anne diyor sever ama ara sıra da cezalandırır diyor yani. Zaten Allah cehennemi yaratmasaydı alnımızı secdeye koymayacaktık. Ben öyleyim, ben öyle, öyle hissediyorum. Korkumuz daha çok. Bu da caiz mi? Caiz. Ama Allah'ın rahmeti o kadar büyük. Tabi Allah'ın rahmeti de bizi kandırmamalı, bizi aldatmamalı. Allah'ın rahmeti var deyip yan gelip yatarsak, her günahı işlersek bu Allah'la alay etmeye kadar gider Allah korusun. Allah'ın rahmetini nerede umut ediyoruz biz? Her şeyde umut ediyoruz da. Nerede yakalıyoruz? Eksiyiz, gediyiz, çarpıkız, çurpukuz. Her tarafımız çarık çürük ama diyoruz ki Allah bizi affeder ya. Hele biz ahir zamanda yaşıyoruz. Yoklukta yaşıyoruz yani. O yüzden az ibadetlerin çok olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bizim yaptığımız ibadetler eskilerin ibadetlerinin yanında devede kulak bile değil. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz bir namaza dururmuş. Rükûya gidermiş. O kadar uzun ve sakin dururmuş ki rükuda. Bunu anlatan sahabi diyor ki, onu diyor kuşlar cansız bir varlık zannedir, zannedip sırtına konarlardı. Allahu lümen hamide dediğinde kaçarlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz yemezmiş yemezmiş. Böyle sallanınca aa ben uzun zamandır yemek yemedim dermiş. Oturduğu sofrada dokuz lokma falan yermiş. İhya'da yazıyor bunlar. 11 lokma yermiş. Böyle biz zannedince kendimiz gibi bir but incik bitiriyoruz tandır zannediyoruz. Yani Ömer kesin olsa böyle yiyordur yani. Hani benden daha çok yiyordur, çok güçlü çünkü. Ama öyle bir yaşamışlar ki uykuları kaçmış gece. Ağlamaktan, cehennemi düşünmekten, hatta kimisi peygamber aleyhisselamdan ayrı olmaktan, hüzünlenmiş, dertlenmiş, gece uykusu kaçmış. Sabah ağlaya ağlaya mescide gitmiş. Kimisi ben münafık oldum diye, hiç siz düşündünüz mü acaba ben münafık oldum mu diye? Nereden düşüneceğim? Ben, bence şu an yaşayan en mükemmel adam benimdir yani değil mi? Öyle düşünüyor birileri. Siz düşünmezsiniz zaten öyle de. Benim ne işim var cehennemde ya ben müthiş bir adamım abi. Hazreti Ömer münafık mıyım diye korkuyormuş. Ama bizim öyle bir derdimiz yok. Fakat ne hikmetse aramızda bu kadar fark olmasına rağmen Ebu Bekir'le Ömer'le radıyallahu anhım hepsiyle aynı cennete talibiz yani. Olsun Allah'tan istiyoruz yani. Şimdi Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estağfirullah Bu ayet tefsirlerimizde öyle geçiyor. Hazreti Vahşi için inmiş. Hazreti Vahşi. Tanımayan var mı Hazreti Vahşi'yi? Birçok sahabeyi bilmiyoruz. Belki aşereyi i Mübeşşireyi say desek sayamayacağız. Ama Hazreti Vahşi'yi biliyor mu desek hepimiz biliyoruz. Nasıl biliyoruz abi? Adam Hamza'nın katili ya radıyallahu. Ama nasıl bir tövbe etmiş ki? Nasıl abi Allah'ın rahmetine kavuşmuş ki? Nasıl bir rahmete kavuşmuş ki? Bak 1500 yıl geçmiş. Hem de bu katı da büyük. Baksam baksam bu da büyük yani. Ama öyle bir pişmanlık, öyle bir nedamet getirmiş ki hala biz onun ismini söylerken hasret duyuyoruz yani. Ha bazıları var bilmediğinden. Bununla ilgili böyle uzun bir sohbetimiz vardı. Altına yazmış sen ne utanmaz adamsın demiş. Bana demiş onu. Ne utanmaz herifsin. Hamza'nın katiline hazreti dedin. Kafir bana bağırıyor adam. Yazıyı yarım okumuş herhalde. Tövbe ettiğinden haberi yok. Hazreti Vahşi öyle bir tövbe etti ki Peygamber aleyhisselam onu sohbetine, mescidine kabul ettikten sonra gülmedi, hiç gülmedi. Çünkü ona demiş bir rivayete göre, ben seni görmeyeyim amcama hatır. Param parça ettiler. İşte Hamza böyle param parça etmişler. Göğsünü, kulağını, gözünü ne varsa. İşte seni demiş görmeyeyim ben. O da diyor ki ben diyor peygamber sağa baktığında, sola sola baktığında sağa kaçtı. Beni görüp de üzülmesin. Amcası aklına gelip de teessür olmasın diye. Ne kadar kötü bir şey değil mi bu? Ne kadar kötü bir şey. Peygamberin mescidindesin aleyhissalatü vesselam ama göz göze gelmemeye uğraşıyorsun. Seni affettim demiş peygamber. Allah senin için ayet indirmiş. Ama sen peygamberle göz göze gelmemek için sütunların arkasına saklanıyorsun. Öyle yaparım. Ve hiç güldüğünü gören olmamış. O mızrağı saklamış, paslanmış, küflenmiş kenarda. En sonda da Müsellemetül Kezzab'ı öldürmüş. Sahte peygamberi. Öldürünce demiş ki: "Ya Rabbi beni şimdi affettin mi?" Savaş savaş koşturmuş. Ölmek için koşturmuş. İntihar haram. Yaşamdan zevk almıyor ki. Peygamber Aleyhisselam da aynı sokakta, aynı mescitte göz göze gelmemeye çalışıyor. Bu nasıl bir acıdır ya? Bundan daha büyük bir acı ben hayatta göremiyorum. Düşünemiyorum yani. Peygamberin önünde duracaksın da aman beni görmesin diyeceksin. Nasıl bir iç acısıdır, yangınıdır bu. Sonra diyor ki sahabeler savaş savaş koşturdu bir yerde kalsın da hani artık kurtulayım bu ızdıraptan. En son Allah ona yalancı peygamberi, döneminin yalancı peygamberini öldürme kefareti verdi. Bu da kefaret oldu ona. Ve orada secdeye kapandı dedi ki ya Rabbi ben dedi insanların en hayırlarından birini öldürdüm. Şimdi de en hainini öldürdüm beni şimdi affettin mi dedi. Peygambere de seslenmiş ama tabii vefatından sonra böyle gönül sesiyle belki. Ama ben şuna inanıyorum. Birçok yerde de okudum da duydum da. Bunu okumadan önce de gönlümden geçen buydu çocukluğumda. Hep böyle düşünürdüm. Onlar bence şu an diyordum Hazreti Hamza'la beraber cennette el ele geziyorlar. Şimdi Hamza'yı düşünsene. Abi beni sen öldürdün. Paramparça ettin. En büyük makama gittim senin elinle. Aslına bakarsan bakış açısı bu tabii. Bardağın yarısı dolu, yarısı boş gibi. O da onun sayesinde affolundu. Üzerine ayet indi üzerine ayet indi. Kaç tane sahabe için ayet indi? Allah'ın rahmetini görüyor musunuz? Hazreti Vahşi bizim için Allah'ın rahmetinin bir ispatı, bir delili, zahiri hali, vücut bulmuş hali. Ey diyor nefislerinde aşırıya giden kullarım. Allah sesleniyor. Bunun ötesi var. Konumuz Hazreti Vahşi değil. Onu bir zaman uzunca anlattık. Ey diyor aşırıya giden kullarım. Nefislerine zulmeden, haddini aşan günahlara bulanan, kendini de ahiretini de mahveden esrafu ala enfusihim. Bunun üstüne istediğini yaz. Ne istiyorsan yaz. Ey Allah'a şirk koşan kullarım, ey içki içenler, ey zina yapanlar, ey kumar oynayanlar, ey rüşvet yiyenler, ey hırsızlık yapanlar, ey bilmem kimler, bilmem kimler say altına hepsini. Hepsini say. Bütün günahları diz altına. Sende olsun olmasın. Yeryüzünde olabilecek bütün günahları bu cümlenin altına yaz. Ondan sonra devamını oku. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Kesmeyin. Çünkü diyor başka bir yerde de Allah'tan rahmeti, umudunu ancak kafirler keser. Allah'tan umudunu ancak kafirler keser. Mümin değil misin? İslam değil misin? Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın ümmeti değil misin? Nasıl sen Allah'ın rahmetinden ümidini kesersin ya? Bir cümle var böyle. Şirkten başka Allah her günahı affediyor diye bir cümle var ya. Bu cümle öldükten sonrayı ifade eden bir cümle. Öldükten sonra tövbe etmeden ölürsen, yeryüzündeyken Allah şirki de affediyor. Ömer'i affetmedi mi radıyallahu anh? Puta tapan Ömer'i affetmedi mi? Bak hayattayken onu da affediyor. Öldükten sonranın cümlesi bu. Şimdi şirk koşanlar yok mu? Allah'ın ahkamını bırakıp da şirk koşanlar yok mu? Allah'a isyan edenler yok mu? Kahrolsun şeriat diye bağıranlar yok mu? Daha geçen hafta lise talebesi ya. Sen ne biliyorsun şeriatı, ne biliyorsun bilmem neyi de. Lise talebeleri toplanmış, kahrolsun şeriat diye bağırıyor. Kim bunun suçlusu? Ben. Bu kürsüye çıkanlar suçlu. Sen Allah'ın ahkamını, şeriatın güzelliğini anlattın mı millete? Efendim anlattırmıyorlar. Anlat sen kim anlattırmıyor? Ağzını mı tıkıyorlar? E, korkuyorum hocam başıma bir iş gelir diyorsan onu ben bilmem. Vallahi anlatılıyor. Anlatan anlatıyor yani. Bir tek ben de değil. Herkes olayını anlatıyor. Anlatsana Allah'ın rahmetini. Bu Müslümanlara şeriatı nerede öğrettiler? Şeriatı bu Müslümanlara kimi öğretti? Televizyonda pes paye bir dizide öğrettiler. Padişahlarımızın hayatını anlatırken. Ebu Suud'u bile böyle zalim, merhametsiz bir adam olarak gösterdiler. Ebu Suud ki bu topraklara gelmiş en büyük alimlerden biri. Bir tefsir yazdı Ebu Suud. Arapça yazdı tefsiri var mevcut. Hala Araplar önünü ilikliyor onun yazdığı tefsir. tefsirin önünde. Ha, pazara geliyor ekmeğin gramı çivileyin kulaklarından tavana. Böyle bir bölüm yok mu? Bana o bölümü gösterdiler. Böyle bir şey var mı şeriatta ya? Sana bunu niye gösteriyorlar böyle? Bak bira şeriatta böyle seni kulaklarından çivilecek kadı. Böyle bir ceza yok ki. Sabah akşam padişahlar günde dört tane kelle kesiyor. Vurun. Bak kelleni alırım ha bak sokağa çıkmazsan böyle bak çıkarsam böyle. Padişahın böyle bir yetkisi yok ki. Şeriatta böyle bir yetki yok. Sen şeriatı böyle tanıtırsan, İran'daki gibi anlatırsan, Suudi Arabistan'daki gibi gösterirsen, e tabi bu millet şeriatı sevmez. Bakın bakalım Osmanlı arşivlerinde, bende iki tane bu kadar cilt var. Mahkeme evrakları böyle, Osmanlı'dan kalma. Fotokopi canım, orijinali değil. Orijinal olsa çok pahalı yapar ha. Satsak var ya ev alırız. Bir bakın bakalım Osmanlı tarihinde Selçuklu ya da herhangi bir İslam devletinin tarihinde kaç tane zinadan insan öldürülmüş? Kaç tane cinayetten ceza almış biri? Efendim diyor, siz diyor namaz kılmayanlara diyor sopalacak mısınız diyor? Ben öyle bir şey demedim kardeşim ya. Ben yapacağım demedim. İslam'da hukuktan bahsettim. Siz böyle yapacak mısınız? Bak bakalım Osmanlı arşivinde namaz kılmıyor diye kaç kişi hapse atılmış, dövülmüş. Bak bir bakalım. Merhamet Kur'an'ın içinde, rahmet bu ayetlerin içinde, İslam ahkamının içinde. Allah İslam ahkamını bu topraklarda galip getirmeyi bu ümmete nasip eylesin. Ölmeden bunu görelim inşallah. Dirimiz feda olsun bu işe, eğer ölürsek ölümüz de feda olsun bu işe. La taknatü min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnne Allahe yagfiruz dünübe cemi'ah. Neden kesmeyin? Allah kendi kendinin vaadini veriyor. Allah kendi kendinin vaadini veriyor. İnna Allah la yuhliful miiad. Bu da başka bir ayet. Allah vaadinden dönmez. Çünkü diyor ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü İnna Allah yagfuruz Allah günahları affeder ha. Muhakkak ki Allah günahları affeder. Bak teki orada inne demiş. Çünkü Allah muhakkak ki Allah günahları affeder. Nasıl affeder ya? Hangisini affeder? Cemiyenci. Hepsini affeder. Hepsini. İstisna yok. Yeter ki tövbe et. Yeter ki af dile Allah'tan. Samimi bir şekilde vazgeç yaptığın işten. Affedecek Allah. Söz verdi çünkü. Orada sorarız bunu. Allah'ıma ne affedecektin? Tabi tövbemizde de yamuk değilsek yani. Çünkü orada yüzümüze vurulacak her şey. Üç kişi diyor üç kişi. Siz cennetlik bileceksiniz ama bak işin içinden ne çıkacakmış. Allah bizi onlardan eylemesin. Şehidi getirin diyeceklermiş. Şehit olarak biliyoruz. Orada hiçbir şey gizli kalmaz. Orada sen istediğin kadar kıvır, kaynamaya çalış, itiraz et. Çünkü öyle bir dönem de olacak orada. Günahlardan korkup korkup şey yapacaksın. Yo ben yapmadım onu. Oğlum bak defter elinde bu haltlar. Yo yo ben yapmadım. Oğlum bak yazmışlar buraya bak. Yok ben yapmadım öyle mi? Allah ağzına mührü vuracak. Neydi o hocam o? Yasin. Efendim? El yevme ala efvahihim. Yasin suresinde. Yasin suresi kadar karışık gelen bir soru yok bana. 43 yaşındayım okuyamıyorum hala ezberim. Korkuyorum. Çünkü bir bakıyorum birden üçe, üçten beşe. Bakıyorum tebarekede buluyorum kendimi bazen. Benzer ayetler var. Hafız olmayınca böyle rezil olursun işte. Diyor ki ayeti kerimede ağzına diyor mühür vurulacak. Ondan sonra diyor ellerin konuşacak, ayakların konuşacak. İtiraz ettin ya temin. Ben yapmadım dedin. Ellercek. yo ben yaptım, onu ben aldım, bunu ben çaldım. Bu zinaya ben ayaklar konuşacak. Buraya gittim, bu ha gittim, bunu yedim, bunu içtim. Ağız kapalı, eller, ayaklar konuşuyor. Gözler, mözler, kulaklar, her şey dile gelmiş. Ondan sonra hesap bitti, itirafçılar geldi. Ağız açılacak. İnsan diyecek ki kendi uzuvlarına, ya ne yaptın diyecek ya. Kendini de yaktın, beni de yaktın. Niye sen manyak mısın? Niye anlattın? Deli misin sen? O da diyecek ki cevap verecek insana. Seni kim susturduysa beni de o konuşturdu. Orada yok öyle paçayı kıvırayım itiraf. Ama Allah neyi seviyor? Kendin itirafçı olursan Allah çok seviyor. Ya Rabbi ben bunların hepsini işledim. Ama sana isyanımdan değil. Acizdim. Nefsimle başa edemedim. Şeytanla baş edemedim. Mücadele ettim. Edeceksin ama. İçimde sen vardın kalbimde ama bırakmadı paçamı benim bu ahir zamanın pisliği, şu su bu su. Sen Allah'sın, ben acizim, ben günahkarım, ben senin kulunum. Sen Allah'sın, sana yakışan affetmektir, bağışla beni ya Rabbi. Dedin mi dürüst olduğun için Allah affedecek. Çünkü Allah bağışlayıcıdır. Allah bütün günahları bağışlayacağını söz vermiş. Daha devam ediyor Allah. Allah bütün günahları affedecek. Niye affedecek bütün günahları? kendini söylüyor. Diyor ki, innehu huvel gafurur rahim. Çünkü o Allah var ya, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir, acıyandır. Daha ne istiyorsun ya Allah'ın rahmeti işte bak. Tabi hayat içerisinde bir de bazı sınıflar olacak. Bu geneldi, geneldi. Bunu kendimi okudum çünkü şimdi. Çünkü diyor ki Allah'ın rahmeti uğracak kullarını Furkan suresinde, Mü'min suresinde böyle tek tek parça parça anlatılır. Mesela bir tanesi diyor ki, cahillerle diyor karşı karşıya geldiğinde o Rahman'ın kulları. Ah dua etmiyorsunuz mu? Az mı ediyorsunuz? Oh, hafız olamadık hala. Desene lan çalışırsan olursun diye. <laughs> Kur'an'ı eline aldın mı Diyor ki, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا O Rahman'ın kulları var ya, bak Rahman'ın kulları ne demek o? Rahmete uğramış kul manasında. Yani. Allah'ın merhametine dahil olmuş. Yani paçayı sıyırmış. Allah bizi paçayı sıyıranlardan eylesin yani. Amin. Onlar diyor yeryüzünde diyor mütevazi bir şekilde yürürler. Mütevazi tevazuyla, alçak gönüllülükle. Allah'ın en sevmediği adam kibirli adamdır. En sevmediği adam. Niye kibirleniyorsun? Niye kibirleniyoruz? Çok yakışıklı. Bak güzel. Ulan bir sivilci diyor, bir sivilce yeter. Burada bir tane çıktım işim bitti. Bir yüz felci geçirirsin. Allah korusun. Ne yakışıklılığı. Ben de yakışıklıydım. Saç kalmadı kafada. <laughs> ne alakası var oğlum şimdi? <laughs> Millet bak. <laughs> Allah razı olsun. Öyle öyle. Ya üzerime kaldı o laf ya. Valla ben <laughs> onun dizi, dizide bile söylendiğini bilmiyordum. <laughs> evet. Neden Allah kibirleri sevmiyor? Güzellik desen geçici. Bir hastalığa bakarsın. Çok zenginim ben. Çok zenginim ben. Çok param var. Şu dünyadaki bütün zenginleri bir yere toplasan Karun'un onda biri etmez. Bütün zenginlerini toplasan. Karun hiç okudun mu Karun'u Kur'an'da? Anahtarlarını diyor anahtarlarını. Hazinesini demiyor. Hazine odalarının kapı anahtarlarını diyor. Bir grup adam taşıyabiliyordu develerle böyle. Orada geçen kelime en az diyor 10-20 kişi, üstü de olabilir. Altı yok ha. Öyle bir gramer kelimesi geçiyor orada. O kişileri anlatan o gramer orada sayı yok ama onun diyor eşittir manası siga çekimi. Arapça bilenler bilir. Emsile var mı emsile okuyan aranızda? Oğlum bu var mı lan? 500 kişiyiz burada. iki tane adam el kaldırdı. Okuyun ha. Neyse önce Kur'an öğrenelim de sonra emsileye geleceğim. Oradaki kelime en az 20-30 kişiden bahsediyor. Hazinenin anahtarlarının. Hani zengindin? Hani zengindin? Nerede Karun? Nereye gitti peki? Miras bırakabildin mi malını? Evlatlarına. Nereye gitti Karun? Allah onu yerin dibine batırdı. Ona bir ilim öğretti Allah. Simya ilmini öğretti. Tuttuğunu altın yapıyor herif. Nasıl bir ilimse işte. Ulan bir bilsek öyle bir şey değil mi? <laughs> Bak hepinizin aşına <hoşuna> gitti. He. <laughs> Para deyince zaten akan sulardır ya. Allah bizi ahiret sevdalısından eylesin. Amin. Onu yerin dibine baktı. Efendim çok alimim ben. Ben süper bir alimim yani. Çok büyük ilmim var. Tefsirler, hadisler, Öyle böyle de değil ha. Şurada ayağın kayar, bir düşer, başını çarparsın. Bir ateşli hastalık geçirirsin, adını unutursun, adını. Kendi pisliğini yiyecek hale getirir Allah adamı. Ne kibri ya? Başka ne kaldı? Başka bir şey. Makam çok büyük benim. Çok büyük makamım var. E hangi makam baki kalmış ki? Mütekebbir olan sadece Allah'tır. Çünkü var olan elimizde ne nimet varsa, güzellik, yakışıklılık, mal, mülk, para, makam ne varsa iktidarlık, muktedirlik hepsi Allah'a ait. Hepsi Allah'a ait. Verdiği gibi geri de alacak olan Allah'tır. Neyin kibri bu? Oo çok meşhurum ben. Ulan meşhurluk kadar başına bela iş yok ha. Hayatımda yemediğim küfrü yiyorum ya. Yedi sülalem kalmadı ya. Yani. Doğmamışlarına kadar. Hiç meraklanmayın yani. Öylece meraklı bir şey değil yani. Zaten beni iki kişi cennete sokacak. Ben inanıyorum buna. Allah affedecek beni bu iki kişi yüzünden. Bir sevenlerin duası, ya herhalde aranızda bir kişi de olsa duası makbul adam çıkacak. Bu sürü adam dolu burası yani. Baksana abi adam dolu burası yani. Bak bunu seyrediyor. Kaç kişi seyrediyor bilmiyorum. Bu takıldı bu ama yayın bilmiyorum ne durumda. Bir sürü abi, biri de diyordur Allah'ım affet bu garibanı diyordur herhalde. Onu da affeder. Aradan bir kişi çıkacak muhakkak ümmetin arasında. En az, en az bir kişi. Çok duru. Bir de düşmanlarım. Bir gün bir arkadaş öyle dedi. Bir sürü canım sıkılıyordu böyle. İftiralar, kavgalar. Hocam bu düşmanların kastetmiş seni cennete sokacak diyor ya. İnşallah. Önce siz girin. Benden önce siz girin. Benden önce... Oğlum amin deseniz de lan. Ay. Saygıdan kapıda beklemezsiniz merak etme. Orada bu saygı kalmaz. Çekil Halil diye böyle iktirip geçeceğiniz sıratta. Evet. Tepkik ata ata. Tabi tabii burada o. Burada o. Orada yok. Orada yok. O yüzden amin deyin. Neden? Bu akıllı bir dua benim için. Çünkü önden siz girerseniz beni alırsınız. Allah'ım bir gariban vardı onu dinliyorduk biz. Onu da affetlersiniz. E, nasıl yani? Ben <laughs> size de güvenmeyeceğim galiba. Bütün güvendiğimiz dağlara kar yağdırıyorsunuz. Ya da uyanamadı bunlar da. Önder hangimiz girersek arkadakileri toparlasın. i̇mam Gazali Hazretleri bu konuyu çok güzel anlatıyor. Hem tasavvuftan da böyle. Çünkü i̇mam Gazali tasavvufun da zirvesi. Diyor ki bir ordu komutanı nereye gidiyorsa düşünün bir ordu düşünün bir alay bir bölük bazen nakli olunuyor ya bir yerden bir yere alınıyor bütün ordu. Diyor ki o ordunun komutanı diyor nereye gidiyorsa ordunun paşası, generali, albayı, efendim tetikçisi, tüfekçisi, bakımcısı, karavanacısı, tuvaletçisi, mutfakçısı hepsi aynı yere gidiyor diyor. Hepsi aynı yere gidiyor. Yani şimdi ordu bir yerden bir yere giderken neyse hadi mutfakçıları bırakalım diyor mu? Eee biz kimin askerleriyiz? Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz sallallahu aleyhi ve sellem. O nereye götürüyorsa ümmetini de peşinden götürecek. Ümmetini de peşinden götürecek. Hatta ayeti kerimede diyor ki Rabbimiz buyuruyor ki diyor ki dememem lazım. Bazen böyle boşluğa geliyorum. Uyarım ben işte siz. Ve lesev feyu'tike rabbuka Fetevda ya. Sana diyor çok yakında. Ve sevfe. O çok yakın. Sevfe. Çok yakında. Yu'tike rabbuke. Sana Rabbin ne istiyorsan verecek. Verecek. erdoğa. Sen de razı olacaksın. Bak F var başında. Fa'yı takip mi bu. Hemen razı olacaksın. Hemen fa'i takibiyet var burada. F orada öylesine keyif olsun diye koymamış Allah. Ben sana vereceğim, 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 vereceğim. Sen de razı olacaksın. Ya Rabbi ne istersen verecek misin? Açın bu ayetin tefsirini okuyun. Verecek misin? Vereceğim. Ben de ümmetimden son kişi cennete girene kadar razı oldum demeyeceğim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Evet. Onlar yeryüzünde diyor mütevazi bir şekilde. O yüzden kibirlenmeyin. Arabam güzel, ceketim güzel. Sakın. Her şeye deyin ki, İmam-ı Azam'ın şu sözünü unutmayın. Demişler ki, efendim, efendim bu kadar ilme nasıl kavuştun demişler. Ben demiş Kur'an'da bir ayet okudum. Ve in şekertüm le ezidennekum. Le in şakertüm. Bak her tarafta hoca var. Eğer şükredersen, Arttırırım, arttırırım. Nimetimi arttırırım ayeti var. Ben bu ayeti okudum. Her gün ne öğrendiysem şükrettim. Allah'ım hamdolsun bir şeyler öğrendim diye şükrettim. Allah da arttırdı. Ve adamın adını bilen var mı? İmam-ı Azam. Adını bilen Müslümanlar arasında yüzde on. Şimdi Numan bin Sabit deseydi ulan bak yeni biri daha çıktı diyecektim. Yazacaktım YouTube'a acaba videoları var mı diye. İmam-ı Azam. İsmini bile bilmiyoruz. Öyle bir ilim sahibi olmuş ki İmam-ı Azam. Tarihte bu isimle anılan başka biri yok. İmam lakaplı çok var. İmam Serasi, İmam Kerhi'ler. Bir de biliyorsunuz ben varım son yüzyılda. Ne gülüyorsunuz? O? Var, inanmıyorsunuz mu? Aç bak. Bana düşman medyalarda İmam Halil Konakçı diyorlar. İmam Halil Konakçı. İmam Gazali, İmam Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Serasi, İmam Kerhi. Say 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 İmam Halil Konakçı. Son yüzyılın imamı. Adam çıktı geçen gün öyle bağırıyor benimle ilgili. Din düşmanı Halil Konakçı diye benim için bağırıyor. <laughs> Çok acayip işler yaşıyoruz. Evet. Mütevazi bir şekilde yürürler. Ve izâ kâdabehumul câhilûne kâlu selâme. Bir cahille karşılaştıkları zaman, cahille karşılaştıkları zaman ona selam derler yürürler. Bu şu demek değil. Yolda yürürken ha bak bu diploması yok bunun. Selam deyip geçer değil o. Yani sana bir cahillik yapar. Senle kavga eder, iftira eder, bilmem ne yapar yalan söyler falan. Baktın ki anlatamıyorsun. Hadi selam der geçer gidersin diyor. Allah'ın rahman kulları bunlar. Münakaşaya girmezsin. İsrafın en büyüğü laf anlamayana laf anlatmak yani. Anlamıyor adam ne yapalım yani? Anlamıyor. Yani cahil dostum olacağına alim düşmanım olmuş desin adam yani. Anlamıyor kardeşim yani. Evet. Başka bir ayeti kerimede buyuruyor ki Rabbimiz وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ ve وَقِيَامًا Bu beni ilgilendirmiyor şu an. Ben buraya giremedim. O yüzden önce umumu anlattım, kendimi anlattım. Şimdi artık kendini bulabilen sayfalara, ayetlere sığdırsın. Cahillerle münakaşa etme. Hoca sen sabah akşam kavga ediyorsun. Bana da böylesi denk geliyor. Ne yapayım kardeşim yani? İdare edin beni. Bir de diyor ki o Rahman'ın kulları ki, Geceleri ibadet ederler, teheccüd namazı kılarlar. Secde ederler, kıyamda dururlar. Allah bizi teheccüd ehli eylesin. Amin. Ayda bir kere yakalarsak Allah'ım diyoruz, ne mübarek bir kulum ya. Siz her gün kılıyorsunuz. Sen iki kere kılıyorsun galiba. Niye gülüyorsun abi? Adam diyor ya ben her gün cuma namazı kılıyorum diye. Adam da gece iki defa teheccüd kılamaz mı? Evet. O gece teheccüde kalkanlar da şöyle dua ediyormuş. Biz de edelim. Teheccüde kalkanların hatırına. Şimdi birçoğunuz teheccüde kalktınız ha bu akşam değil mi? Buraya gelmek için. Uzaktan gelen var mı? Nereden? Ya sen sırf bunun için gelmedin ama. <laughs> Sanki var ya sadece Sümbül Efendi'deki vaaza geldin Malatya'dan. Kayısı getirdin mi bize? Kayısı getirdin mi? Çıkışta alırım ama. Hadi göreceğiz. Getirmemiş oldu da bak ne yapacağım. <laughs> Son o teheccüddekiler dua ediyor. Diyorlar ki Vallezine yakulune o Rahman'ın kulları derler ki Rabbena ey Rabbimiz Esrif anna cehennem Şu cehennemin azabını bizden al götür. Bizden kaldır ya Rabbi. Şimdi cehennem var diyoruz ama bize masal gibi geliyor. Bir ayet var. Unutuyorum ben işte, beni bağışlayın. Ayette diyor ki her nefis o cehenneme girecek, değil mi? Girecek mi geçiyor? Varacak, görecek, girecek. Çok Girerse çok tehlikeli. <laughs> Hazreti Ömer aklını yitirdi diyor iki üç gün. Bu ayet geldiğinde Hazreti Ömer diyor böyle aklını... Bak Ömer dediğimiz adam radıyallahu an. Ömer adamların şahıdır yani. Sahabi arasında en şecaatli adamlardan biridir. Ben Ömer'in hayranıyım yani. Ona ayrı bir duygum var. Bilmiyorum ona ayrı bir muhabbetim var yani. Belki de sert tarafım böyle ona benzetiyorum kendimi. Bahane arıyorum yani bilmiyorum. Ama yaptığı işler bana çok hayret edici geliyor. Çok cesurmuş. Kafirken bile cesurmuş. Düşünsene abi bütün Kureyş kabilesi peygamberi öldürmek istiyor aleyhissalatü vesselam. Kimse cesaret edemiyor. Ömer kalkıyor diyor ki ben tek başıma hallederim o işi ya diyor. Bak bak cesarete bak. Koca yüreği var adamın. Küfürde de var. Hele bir de Müslüman olunca var ya. Of Allah'ım of kök söktürmüş kafirlere. Hicret ederken ki bile endamı yeter onun. Gelmiş Mekke'ye demiş ki hadi ben demiş gidiyorum. Gece gidiyor Müslümanlar başına bir şey gelmesin. Zalim Kureyş çünkü. Zalim kafirler var, putperestler, müşrikler. Herkese diyor. Gece gidiyorlar, zayıflar, güçlüler zayıfları alıyor götürüyor. Ömer diyor ki ben öğlen namazında giderim birader diyor. Hadi bakalım. Bir geliyor Kabe'nin yanına. Ben diyor gidiyorum bir de tavaf yapıyor. Ben diyor gidiyorum şimdi diyor. Yanında da garibanlar var böyle Müslümanlar. Şimdi diyor karısını dul, anasını diyor gözü yaşlı, çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa çıksın önüme diyor. Cesarete bak ya. Yani. Kılıçtan, Müslümanların kılıçtan geçirildiği gün yapıyor bunu. Nerede bizim şimdi o Müslümanlar, Ömer aşığı Müslümanlar? Hani cesaretlerimiz bizim? Hani Allah'a küfredildiği gün, peygamberlere hakaret edildiği gün? Hazreti Meryem'e hakaret edildiği gün, İslam'a hakaret edildiği gün, sarıklılara hakaret edildiği gün, çarşafların meydanlarda yırtılıp yakıldığı gün. Nerede bu Müslümanlar? Ömer hepimizden hesap soracak hepimizden. Aynı İslam geldi bize çünkü. Aynı peygamber tebliği yaptı. Neyimiz eksik bizim ondan? Allah'a bağlılığımız eksik de ondan bu haldeyiz işte biz. Ondan üç kuruşluk kafirler tepemizde tepiniyor bizim. Müslümanlar böyle ayakta dursaydı, cesur olsaydı. Vallahi o din düşmanlarının alayı korkak, alayı. Hiçbir önünüzde duramaz. Ama biraz cesaretli olacaktınız. Allah'a güveneceksiniz. Pısırık olmayacaksınız. Müslüman şu eziklikten kurtulmalı artık. Ya bizim atalarımız, atalarımızın hikayeleri yeter bize ya. Bak bir Ömer'i anlattım. Şimdi çıkacağım buradan dışarı kim varsa. Ya bir gaza gelin biraz ya. Hep ben mi geleceğim? Sonra benim başım belaya giriyor. Siz burada dinliyorsunuz, gidiyorsunuz. Neyse. Allah bizi cehennem azabından korusun. Amin. Tuttum kendimi, unuttum bir an canlı yayın yapıldığını. <laughs> hocam herhalde haftaya buraya bir kayyum atanır artık yavaş yavaş. Evet, ne kadar oldu? Konuşalım hocam. 15 dakika hocam. Çorba soğudu. Çorba soğudu. Abiler, beyler, şakayı bir kenara bırakın. Hanımlar. Hayırdır, kız istemeye mi geldin? Çiçekle mi çekli oğlum böyle? Çikolata var mı? Vermem kız yoksa. Bir buket çiçekle gelmiş adam. Sevgiye bak. O bana daha önce de getirdi. ha. Seviyor beni. <laughs> beyler, lütfen ruhunuzu deri tutun. İmanınız ayakta dursun. Korkmayın hiçbir şeyden. Allah'tan korkan başka kimseden korkmaz. Başıma şu mu gelir, bu mu gelir? Bırakın bu işleri. İslam'ın kayım olduğu dönemlere denk getirdi Allah bizi. İslam'ın Müslümanların ezildiği günde değiliz biz. İslam'ın ayakta kaldığı, ayağa kalktığı günlerdeyiz. Korkmayın. Korkmayın. İslam'ı savunun. Allah'ı savunun. Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim Allah'ı savunmaya ihtiyacımız var. Muhammed Mustafa'nın bize ihtiyacı yok aleyhissalatü vesselam. Bizim ona ihtiyacımız var. Bu dinin bize ihtiyacı yok. Onun bizim ona ihtiyacımız var. Ama şu eziklikten kurtulun bir ya. Kadir Mısıroğlu diyordu rahmetlik. Bir Müslüman da bir İslam düşmanı yan yana gelse ben tanırım Müslümanı diyordu. O ezik ezik duruyor çünkü. Bir bak ama Kadir Mısıroğlu'nun gençlik konuşmalarını. Adam yaşlıyken ölümüne iki gün kalaki programda bile nasıl cevval. Ruhunu diri tutmuş adam ya. 80 küsür yaşında öldü o adam. Acaba onun feda ettiklerini biz feda ettik mi bu İslam'a? Allah yolunda harcadık mı? Allah aşkına diri tutun kendinizi. Dünyalık sevdasından kurtulun. Bak Karun'u bile Allah yerin dibine batırdı. Kimsenin malı kendisine kalmıyor. İslam için. Ya tuttuğunuz takım kadar değer verin şu İslam'a ya. Tuttuğunuz takım kadar. Futbol dediğin ne arkadaşım ya? Milyar dolarların döndüğü, haramın zirve yaptığı, boş melayani bir işteki Müslümanların şecaati yok şu İslam uğrunda. 80 binlik stat doluyor, camiler boş. Nerede bu Müslümanlar kardeşim? Hani yüzde 90 küsuru bunun Müslüman? Nerede bu adamlar? Kendinizi kıymetini bilin. Hiçbir şeyimiz yoksa bile biz Muhammed Mustafa'nın ümmeti, sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun gururu yeter. Bunun mutluluğu yeter. Ya biz bugün İslam'ı savunmayacağız da ya ne zaman savunacağız ya? Peygamber'e dil uzattıklarında ne zaman dirileceğiz ya? Ya şu hakemin golü iptal ettiğindeki tepkiyi bile veremiyoruz. Faturalardaki zammın tepkisini bile İslam için veremiyoruz. Öyle yalandan bir tweet atıyorsun, işi bitiriyorsun işte ondan Tamam, verdim tepki. Yahu şöyle bir diri dur kardeşim. Bak bu İslam'ın büyük zaferleri var önümüzde. Ha. Büyük fütuhatlar var. Yatıp uyursan sen kaybedeceksin. Ne yapayım hocam? Topu tüfeği alayım. Hayır kardeşim diri dur. İslam'ı temsil et. Dua et. Kimsenin yanında ezik durma. Kadir Mısıroğlu'nun sözünü terse çevirelim. Onun da ruhu şad olsun orada. Böyle yan yana geldiğimizde ulan desinler bu sağdaki Müslüman galiba. Nereden anladın? Baksana herifteki duruşa. Dağları titretiyor adam. Dağları titretiyor. Ya siz hac farizasını okumadınız mı ya? Hac hac. Böyle ihramı omuzumuzdan atıyoruz ya. Sünnet ne biliyor musun sünnet? Üçüncü şaftan sonra mı? Böyle diyor ki pazularını sıkacaksın diyor. Sünnet bu sünnet. Erkeklere söylüyor bunu. Kolunu açacaksın. Pazunu sıkacaksın. Ve diyor ki yüksek tempoda yürüyeceksin. Öyle öyle böyle değil. O kuleyi seyrederek gezmeyeceksin ya. Yani. Ben Umre'ye gittim 10 sene önce. Yanımda adam öyle dedi. Ya adam ne güzel yapmış. Ya diyor Kabe burada. Ha. Ondan sonra biz Kudüs'ü fethedeceğiz o adamla. Ben bir adam gördüm. Böyle geziyordu bütün tavafta. En son arkadan bir hoca vardı. Bırak lan şu telefonu artık dedi. Kabe'ye bak biraz. Böyle hatıra çekiyor. Zemzem tavırsı seyretmekten Kabe'ye bakmıyor adam. Kabe'ye bakmak ibadet. O Müslümandan bahsetmiyoruz yani. Böyle diyor kollarını sıkacaksın tavaf yaparken, üçüncü şaftan sonra diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa bağışlayın, önemli değil. Konum o değil çünkü. Sıkacaksın diyor, tempoda yürüyeceksin ki diyor, İslam düşmanları seni görünce korkacak diyor. Ulan ne ya adam, ayakta duruyor, böyle 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 gidersen, Hana bak 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 şuna bak derler. Ama böyle pazuları sıktın mı, böyle gerdin mi kendini, Safa Merve'de bile koşturtuyor peygambere. Sünnet bunlar, sünnet. İslam'ı her zaman izzet ve şerefini koruyacaksın. İzzet ve şerefini koruyacaksın. Son bir şey anlatalım, kalkalım. Onu bilmiyorum, yayınlamadık galiba. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'yı tanıyor musunuz? Tanımayanlar hemen bugün öğrensin. Büyük İslam İlmihali kitabını alın. Senede en az üç kere okuyacaksınız. Bir kere bırakmayacaksınız. Senede üç kere. En az. En az. Böyle alçıp da yirmi sayfa bir anda okumayacaksın. Belki bir günde bir sayfayı zor bitireceksin. Anlayacaksın. Ama anlamadığın yerde bir hocaya danışacaksın. Böyle ehli sünnet, icazetli bir hocaya danışacaksın. Öyle kafana göre ibadet olmaz. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi, rahmetullahi aleyh, Diyanet İşleri Başkanlığı da yaptı. İstanbul İl Müftülüğü yaptı. O döneminin valisi telefon açtı Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'ya. Eski bir hatırayı naklediyorum size. Dedi ki, ''Hocam, ben dedi falanca kilisenin rahibini, papazını ziyarete gidiyorum. Siz de gelir misiniz?'' dedi. Ömer Nasuhi Bilmen Efendi dedi ki, ''Osmanlı alemi böyle sakallı Allah'ım yarabbim. Allah'ım şefaatine nail etsin. Amin. Derecesini aile eylesin. Amin. Kusurlarını affeylesin.'' İslam'ın göz bebeği o adam. Siz de gelir misiniz diyor. Ömer Nasuh'u bilmen cevap veriyor. Diyor ki Sayın Valim onlar diyor bizim topraklarımızda yaşayan vatan, azınlık vatandaşlarımızdır. Ben Osmanlı'nın mirasçısıyım. İslam dininin temsilcisiyim. Benim oraya gitmem dinim açısından uygun olmaz. İslam'ın izzeti açısından uygun olmaz diyor. Tamam diyor Sayın Vali de anlayışlı bir insan. Aradan bir zaman geçiyor diyor ki hocam o papaz efendi iade ziyaret yapacak onun için valiliğe gelir misin? Peki. Sayın valim diyor, cübbe sarık gelebilirsem geleyim. Cübbe sarık gelebilirsem geleyim. Tabii tabii, hay hay efendim diyor, öyle gelin. Ömer nasıl bilmem, randevu saatinde gidiyor, kapıya görevlilere gelince diyor ki, papaz efendi geldi mi? Yok hocam gelmedi diyorlar. O zaman beni şöyle arada bir odaya alın, kimse beni görmesin. Papaz efendi gelip vali beyin yanına girdikten sonra bana haber verirsiniz. Tamam hay hay efendim. Tabii ki çok sevilen bir insan. Bir odada bekliyor, kapı çalıyor diyor ki efendim Papaz Efendi geldi Vali Bey'in odasında tamam diyor çıkıyor. İhtişamıyla, heybetiyle. Heybet derken pazudan bahsetmiyorum. Heybet bambaşka bir şey. İslam'da bir heybet vardır. Allah onu sadece mümine verir, kafire vermez. Bir elli adamı görünce dersin ki aman ya Rabbi ağır dağ üstüme mi geliyor? O yüzden 300 tane adam, adam gibi adam Bedir ehli, bin tane gavuru tarumar etti. O yüzden elli bin tane Alparslan'ın ordusu 200 binlik Bizans'ı darmadağın etti. O yüzden 21 yaşında daha sakalı yeni bitmiş Fatih'in ordusu surları yıkıp İstanbul yaptı burayı. Konstantin'i İstanbul yaptı. Ve bir daha kıyamete kadar bu İstanbul, İstanbul, Konstantin olmayacak. Sizin elinizle olmayacak. Bu duyguyla yaşayacaksınız. O Ayasofya bir daha kapanmayacak. Buna asla Müslümanlar müsaade etmeyecek. Sonra Fatih'in yüzüne bakamayız yani. Ömer Nasuhi Bilmen odaya geliyor, giriyor. Babaz efendi kalkıyor, merhaba, oturuyor. Çıkışta soruyorlar diyor ki, efendim niye böyle bir şey yaptınız? Hani niye içeride beklediğinde sonradan girdin? Evladım diyor, ben İslam dininin temsilcisiyim. Önce ben o adaya girmiş olsaydım, papaz efendi üstüme gelseydi ben onun için ayağa kalkmış olacaktım. İslam'ın izzetini düşürmüş olacaktım. Sonra girdim ki onu İslam'ın önünde ayağa kaldırdım diyor. Ulan düşünceye bak ya. Şu adamın duygusunu görüyor musunuz siz? Bu adam bunu yaptığında belli bükük bir ihtiyardı. Bir de bunun gençliğini düşünün siz. Nasıl İslam'ın izzetini ayakta tutuyor? İnce bir zekalı, ilmi siyasetle kimseyi kırmıyor, dökmüyor. Ama diyor ki İslam'ın izzetini korumam lazım diyor. Onu diyor ayağa kaldırdım İslam'ın İşte siz de öyle bir yaşayacaksınız ki, İslam'ı öyle bir yaşayacaksınız ki, şu İslam'ın ahkamını, yahu İslam ahkamı dediğin nedir? Şeriat dediğin nedir? Bu Kur'an'dır. Bunu hayatını öyle bir geçireceksin ki her anın Kur'an olacak. Yataktan kalkıp bir daha yatana kadar her anın Kur'an olacak. O zaman Allah sana öyle bir izzet şeref verecek ki çünkü şerefin, izzetin hakikisi Allah'a aittir. Dilediği kuluna verir bunu. Hak edeceğiz bu izzeti. Allah omuzlarımıza koyacak. Ondan sonra önümüzde kimse duramayacak. Tıpkı dedelerimizin olduğu gibi. Osmanlı'nın olduğu gibi, Selçuklu'nun olduğu gibi, Endülüs'ün olduğu gibi diz çöktürecek İslam gayrimüslimlere çıkıp kimse peygamberimizin sünnetiyle alay etme cesaretinde bulunamayacak. Ulan ben şimdi bir şey söylersem, hani yanlışlıkla kalkıp da sofrada, yer sofrasında yemek yiyor diye alay edersem, bu İslam aman beni mahveder diyecek. İsrail ilk defa Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya girdiğinde o terörist askerler, İsrail'in teröristleri, o gün dönemin devlet başkanı diyor ki, o gece diyor uyuyamadık sabaha kadar diyor. Yaptık bir operasyon, deneme çektik diyor İslam alemine. Sabaha kadar uyuyamadık. Zannettik ki diyor bütün İslam alemi ayağa kalkacak, yürüyerek Kudüs'e gelecek diyor. Ödümüz patladı sabaha kadar. Ama sabah olduğunda Müslümanlar mışıl mışıl uyuyor. O yüzden şimdi her sene belli dönemlerde Kudüs'ü pis postallarıyla basıyor. Sen ayağa kalkmazsan daha çok basacak. Ruhunu diri tutmazsan benim namaz abdest değişimi yok. Onu her yerde okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Ben istiyorum ki bu Müslümanlar ayaklansın artık. Ayaklansın derken, bak şimdi yine yanlış bir şey kullandım, kesemeyeceğiz de canlı yayında. Sonra bana diyor ki, bak millete galyana getiriyorsun. Galyana değil, izzetinizi, şerefinizi takının. Nasıl takınacağım hocam? Bir ilmi öğreneceksin. Kavgacı değiliz biz. Kavgayı biliyoruz. Yapılacak yeri de biliyoruz. Biz kavgacı değiliz. Çok güzel şeriatı öğreneceksin, ama çok güzel yaşayacaksın. Allah bu İslam'ın ahkamını bu toprakların her santimetre karesinde, hayatımızın her alanında tepeden aşağı kadar hakim kılmayı bize nasip eylesin. Amin. Amin. Allah razı olsun hepinizden. Amin. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Amin. Her hafta burada program var. ha. He. Ben her hafta gelemesem de her hafta burada pazar program var. Ökindi'de program var, perşembe program var. İbrahim Hoca evine gitmiyor. Kovulacak evden sonunda. Gece gündüz burada yatıp kalkıyor. Dur bakalım nereye kadar. Allah ibnizdən razı olsun.